İştah kesen yiyecekler. Bugünkü videomuz, yavaş yavaş güneşli günler gelirken kışın tüm kasvetini ve tabii ki fazla kilolarını üstünden atmaya karar verenler için. Mart ayı ile birlikte bir anda artan kilo verme, forma girme isteklerine destek olan yiyecekleri sıralıyoruz bugün. Bu yiyecekler iştah kesme konusunda tam bir uzman, onlara mutfağınızda daha fazla yer açtıkça midenize giren o fazladan yiyeceklere yer bırakmayacak. Hatta ihtiyaç duyduğunuzdan daha fazla yediğiniz tüm o abur cuburları canınız istemez olacak. İşte iştah kesen yiyecekler. Elma. Elmanın iştah kapatma konusundaki etkisi aslında çok biliniyor ama biz yine de bilmeyen kalmasın dedik. İştahı kesme konusunda namı tüm dünyaya yayılan elma ile başladık. Elmanın içinde pektin adında adı yabancı gelse de aslında vücudumuzun pek bir sevdiği bir madde bulunuyor. Bu madde tokluk hissetmenize büyük katkılarda bulunuyor. Bu da yetmezmiş gibi elmanın içindeki besin lifleri de işin içine girince o dindirilemez iştahınızın önüne geçmiş oluyorsunuz. Gün içinde elmayı ara öğünlerinizden birinde kütür kütür yemek suretiyle değerlendirebilirsiniz. Yulaf ezmesi. Yulaf ezmesi ne yazık ki tadı tuzu olmaması nedeniyle çok eleştirilse de aslında tam bir diyet dostu. Karbonhidrat ağırlıklı olmasına rağmen içinde bolca potasyum, magnezyum, folik asit ve besin lifi bulunduğu için diyetlerde sıkça kullanılıyor. Yulaf sayesinde daha uzun süre devam eden tokluk hissi de iştahınızın bir anda açılmasının önüne geçmiş oluyor. Salata. İştahı kapatmada en iddialı olan yiyeceklerden biri de yine diyetlerin başrolünde bulunan salata. Özellikle yeşilliklerle dolu salatalar içindeki bu yeşilliklerde bulunan besin lifleri sayesinde midenizi uzun süre aç kalmaktan koruyor. Tokluk hissi oluşturarak iştahınızı kapıyor. Bu durumda size de bol bol yeşillik almak ve salatanızı hazır etmek düşüyor. Yumurta. Yumurtanın içerdiği bol miktardaki proteinden güç alın, önünü alamadığınız iştahınızda en lezzetlisinden savaşın. Sabahları yiyeceğiniz bir haşlanmış yumurta sizi uzun süre tok tutsun, sık sık atıştırdığınız o abur cuburlar sizden uzak olsun. Baklagiller. Kuru fasulyedir, mercimektir, barbunyadır, baklagillerin hemen hepsi gaz yaptıkları gerekçesiyle çok sık yapılmıyor kimi evlerde. Oysa onlar içlerindeki birçok maddeyle nasıl da bizim sağlığımızı düşünüyorlar. Mesela baklagiller, bizim için pek gerekli olan kolesistokinin adlı bir hormonun salgılanmasında önemli rol oynuyor. Bu hormon ne işlemi yarıyor? Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlayarak kendimizi sürekli aç hissetmemizin önüne geçiyor. Üstelik baklagillerin nasıl önemli bir protein deposu olduğunu da biliyorsunuz. Daha ne olsun? Tarçın. Tarçın da diyetlerde sıkça başvurulanlardan çünkü kendisi insülinin dengesini korumaya yardımcı oluyor ve bu sayede hızlıca iştahınızın açılmasına da engel oluyor. Kan şekeri ve kolesterolün dengelenmesinin yanı sıra tatlı yeme isteyene de en masumundan çare oluyor. Tatlı krizinin kapıda olduğunu hissettiğinizde bir çay kaşığının yarısı kadar toz tarçını bitki çayınızın içine karıştırarak tüketebilir ya da aynı şekilde çubuk tarçını bir süre çayınızın içinde beklettikten sonra içerek de aynı etkiyi görebilirsiniz. Karnabahar. Karnabahar seveni de sevmeyeni de bir hayli fazla, ancak bu özelliğini öğrenince onu hiç sevmeyenler bile yeniden şans verecek. Karnabahar en önemli iştah azaltan yiyeceklerden. Bunun nedeni ise besin lifi bakımından en zenginler arasında yer alması. Anlayacağınız karnabahar mutfağa daha çok sokmanın zamanı geldi de geçiyor bile. Brokoli. Tıpkı karnabahar gibi brokoli de iştah kesme konusunda size yardımcı olmak için sırada bekleyenlerden. Üstelik birbirine pek benzeyen bu ikilinin iştah kesme güçleri de aynı sebebe dayanıyor. Brokoli de besin lifi açısından oldukça zengin. Bu da midenizde daha uzun süre tokluk hissi yaratabileceği anlamına geliyor. Brokoli ya da karnabahar olsun fark etmez, her ikisini de tüketirken bol bol sos kullanmaktan veya onları kızartarak yemek gibi sağlıksız tercihlerden uzak durun. Sarı leblebi. Açlığı bastırma konusunda en yaygın olarak kullanılan ama doğruluğundan hep şüphe edilen sarı leblebi gerçekten iştahınızı kapatabiliyor. Bunu nasıl yapıyor derseniz, midenizde fazlaca üretilmiş olan ve sizi açlığa hızlıca götüren mide asitlerini azaltıyor sarı leblebi. Midemin asidini alsın diye bir söz vardır ya hani, işte o sırada ihtiyacınız olan tam da bir avuç sarı leblebi. Yoğurt. Yoğurt, içindeki bolca kalsiyum ve proteinin güçlerini birleştirmesi sonucu birçoğumuzun diyetinin vazgeçilmez parçası. Et tadı güzelken ve bu kadar da şifalıyken neden onu soframızdan eksik edelim ki? Badem. Badem de ara öğünlerde kendinizi acıkmış hissetmeye başladığınızda gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz yiyeceklerden.
hali hazırda içinde birçok besin lifi, vitamin ve mineral bulunan güzeller güzeli bademler, içinde omega 3 yağ asitleri bulundurması sebebiyle de düzenli olarak tüketmeniz gerekenler arasında. Yalnız unutmayın, tüketeceğiniz bir avuç badem kavrulmamış, tuzsuz yani çiğ badem olmalıdır.